Merhaba arkadaşlar Küçük Eller Büyük kanalından ve mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle el açması cevizli baklava yapacağız. İnanın muhteşem oluyor şu şekle bakar mısınız? Sunumuyla gözleri kamaştıracak her şeyle size hitap edecek bir tarifim var. 70 gram margarin bir kaba aldım. Üzerine bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı su, yarım çay bardağı süt. Yarım çay bardağı yoğurt. Neden yarım yarım kullandığımı ileriki zamanlarda anlatacağım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum bu çıtır olması için. Ve 5,5 su bardağı da un ekliyorum. Bu baklavalık un olacak. Aşağıda hangi unu, hangi markayı kullandığımı yazacağım. Bardak ölçülerime kadar her şeyi açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ve şöyle iyice yoğuruyorum. Arkadaşlar dörtten sonrasını kontrollü olarak kullanın. Belki başka marka kullanırsınız. Yani yine de tedbirli olun ama kesinlikle baklavalık un olması lazım. 80 gramlık küçük bezeler haline getirdim ve nişastayla açıyorum. Bunu fazla büyük açmayacağım. Bunlar 2-3 saat buzdolabında bekleyecekler dolap kısmında. Ve şöyle bir kaba bir streç film veya naylon serebilirsiniz. Dolap poşetim. Ben dolap poşetini açtım ve öyle kullandım. Şöyle hafif nişastayı buluyorum. Ve naylonu böyle kapatıyorum. Üzerine de bunu katıyorum. Her seferinde bir kat naylon serpiyorum. 300 gram tereyağının köpüğünü aldım. Ve altta biriken süt kaymağını aldım. Ve daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bunu arasına ve üstüne dökeceğiz. Şöyle bir tahtam vardı benim. Siz isterseniz mermer tezgahınız büyükse genişse onun üzerinde de açabilirsiniz. Veya masanız varsa yapışmaz. Onu da kullanabilirsiniz ama ben de şöyle bir tahta olduğu için onun üzerine açtım ben o da mermer. Yani yapışmaz bir tahta olması bile yeterli. Ben de bu arada siz bu açmayı izlerken ben de size neden yoğurt neden süt kullanmamız gerektiğini anlatayım. Süt kullandığımızda yavaş pişiyor ve güzel pişiyor. Zor açılıyor ama birazcık zor açılıyor ama yoğurtla hızlı pişiyor. Altta hamur kalma ihtimali biraz yüksek ve çok kolay açılıyor. Yani biraz çabuk pişiyor yoğurtla. Ve şöyle görüyorsunuz incecik açtım ve şöyle büyük bir baklava tepsisi vardı. Bu baklavacılardan temin edebilirsiniz veya pasta malzemeleri satan yerlerden. Şu anda her yerde bulunuyor zaten. Şu kenarlarını kesiyorum. Tam böyle şeyin tepsinin boyunda yaptım ve kenarlarını içeri doğru katıyorum. Ve yeni bir hamur açıyorum. Sizi pek sıkmak istemedim ve bunun bir püf noktası da arkadaşlar hızlı açmanız lazım. Yoksa elinizde kuruyacaktır. Arkadaşlar bu baklavayı da annem yaptı. Geçen videoda da söylemişim onu da annem yaptı. Biz böyle açma işlerini fazla beceremediğimiz için annem çok güzel açıyor gördüğünüz gibi. Bu baklavaları on, o yapıyor. Ve gördüğünüz gibi incecik de açıyor. Ve şöyle hazırladığımız tereyağı da her katın arasına serpiyoruz. Veya iki katta bir de serpebilirsiniz. Asla yapışma olmayacaktır. Ve şöyle açtığım hamuru da üzerine kapatıyorum. Ve tekrar kenarlarını kesiyorum. Dediğim gibi ben yarı yarıya kullandım. Ne hamur kalsın ne böyle zor açılsın istedim. İkisini de karışık yaptım ve inanın hiç hamur kalmadı. Yani böyle tam olması gerektiği gibi oldu. Daha baklava türlerim inanın çok fazla gelecek. Şöyle bir kat daha yapıyorum ve bir bıçağın ters tarafıyla da şöyle kesiyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olup bir de bildirim zilini açarsanız aşağıda yorumunuzda da hangi baklava türünü veya hangi yemeği istiyorsanız yazabilirsiniz. Bize abone olup bir de bildirim zilini açarsanız inanın çok destek olursunuz. Şöyle geviz serpiyorum. isterseniz her katına da serpebilirsiniz. Ama ben bir katına sadece serptim. Ve şöyle dört tane önceden hazırladığım yufka vardı arkadaşlar. Şöyle kestim kestim yana aldım düzgün açtıklarımı. Annem öyle yaptı. Ve arasına tereyağı yaptı, döktü. Ve daha sonra iki tane 3 tane daha kattım. Ve şimdi de görüyorsunuz pürüzsüz bir üst tarafı oldu. Şöyle hatalları üstte katlamaya çalışın. Çünkü hep boşluklu olacaktır. Ve bıçağın ters tarafıyla da kenarlarını içeri doğru katla Ve şöyle 3 parçaya böldü. Dikey şekilde 3 parçaya böldü. Yan taraftan da 4 tane böldü. Yani böyle küçük küçük kareler haline getirdi. Şu an tepsinin tam boyunu hatırlamıyorum ama mutlaka açıklama kısmından tepsinin boyutunu bulabilirsiniz. Şöyle öyle tam kesemedi annem ve şöyle çevirerek tepsiyi kesti. İnanın şimdi size göstereceği teknik çok güzel bir baklava kesimi. Şöyle çapraz çapraz kesiyor. Bir dilimin içerisinde sadece 4 kesik olacak. Şöyle ortada da görüyorsunuz her biri öyle olacak. Şimdi hepsini aynı ikiye bölüyor. Daha sonradan tekrar ikiye bölerek 4 eşit parçaya bölecek. Şöyle gördüğünüz gibi 4 eşit parça oldu. Şöyle hazırladığımız o tereyağını da her yerine döküyoruz. Böyle sıcak bir tereyağı olmaması lazım. Yoksa baklavanızı haşlarsınız. Böyle soğumuş tereyağı olması lazım ve has tereyağı olması lazım. Margarin asla olmaz arkadaşlar. O lezzeti alamazsınız. Tereyağı lezzetini alamazsınız. Ben cevizli yaptım ama siz fıstıklı da yapabilirsiniz. Antep fıstıklı. Ve şöyle her yerine tereyağı serptim. Şerbetine geçiyoruz. 5 su bardağı şekeri. 6 su bardağı su ekliyoruz. Şöyle katı bir şerbet olacak arkadaşlar ve iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir dilim de ince bir dilim de limon ekliyoruz. Son damlaları yavaş yavaş gelmeye başladığında şerbetin altını kapatın lütfen. Ve iki bak baklava da pişti arkadaşlar. 180 dereceye fırınladım bunu. Yaklaşık 1 saat 20 dakika pişti. Ve şöyle üzerine sıcağı sıcağına şerbetini boşaltıyorum. Hem o sıcak olacak hem de şerbeti. Ve şimdi dediğim gibi çatalınızı değdirdiğiniz gibi bütün katlarını hissedeceğiniz baklavanız hazır arkadaşlar. numunu da antep fıstığıyla süsledim. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bizi yakın çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.